Geliyor, kral geliyor. Sana şunu bir vurayım önce bir tane. Sonra bir tane bomba atayım. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Gençler, bugünkü oyunumuz Exoprimal. Yine itail.com sponsorluğunda gerçekleşen bir videomuz. Gençler, videoya geçmeden hemen önce eğer yüksek oyun fiyatlarından şikayetçiyseniz sizlere resmi sponsorum olan itail.com.tr sitesini tanıtacağım. Hemen böyle reklam falan görüp kaçmak yok. Gel buraya. itail.com sitesi en uygun fiyat garantisiyle sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyor gençler. Hem oyunları hem de oyun içi satın alımlarınızı resmi oyun satıcısı olan itail.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda indirimlerden ve çekilişlerden haberdar olmak için itail.com Discord adresine katılabilirsiniz. Oyunla ilgili tepkilerim videoya özel olsun diye oyunla ilgili çok fazla bir şeye bakmadım. Sadece dinozorlara karşı savaştığımızı biliyorum gençler. Ve oyunla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Oyun Resident Evil serisinin yapımcılarının oyunu, Capcom'un oyunu yani. Ve sağ olsunlar oyunu incelemem için bana kod gönderdiler. itail.com aracılığıyla biz de bugün oyunumuzu inceleyeceğiz. Şuradan direkt karakter ekranındayım. Burada hazır karakterler var. Karakter yapmakla uğraşmayı çok sevmiyorum ben. Şu ablamızı seçtim, hadi bakalım. Gençler, oyun online bir oyun. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat böyle tutorial gibi bir kısmı var. Ve girişte bize oyunu öğretecek. Okudum, kabul ediyorum. Oyunun şöyle ilginç bir yanı var, yani okuduğum kadarıyla. Hem futuristik yaratıklar var sanırım. Hani böyle alien falan gibi ya da kostümlerimiz öyle, bilmiyorum. Hem de dinozorlar var, evet, yani bahsettiğim kısım buydu. Hani birisi çok uzun süre önce yaşanmış bir canlı, birisi de gelecekte yaşayabilecek bir canlı yani hani. Tabi rahatsız yürüyoruz. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Yalnız oyun biraz Apex Legend gibi yani, oynadıysanız biliyorsunuzdur. Aha, ne oluyor lan? Arkadaşlar, dinosaurlar tarafından saldırıya uğradım. Oğlum bu ne kertenkele amınayım ya. Oğlum. İlginç. Bak, oyun ilgimi çekmeye başladı ha. Şimdi arkadaşlar 3 model varmış. Assault, Tank ve Support. Şimdi tanka geçiyoruz. Oo, Benten tarzı diyorsun. Bu da yakın dövüş böyle. Gelene geçeni indiriyoruz ha. Çok iyi bak. Böyle karakterleri ben severim aslında. Yavaş olurlar genelde ama. Ha, böyle kalkan açıyorum. Oo, kalkanla da vurabiliyorum. Ne oluyor, götüme giriyor lan bir tanesi. Uçan canlılara da böyle X ile uzak mesafe vurabiliyorum. Evet, şimdi support'a geçtik. Ivo'nun en sevdiği karakter. Buna dönüşelim. Yalnız çok güzel. Oyunun mekanikleri ve animasyonları çok güzel. Ha, bu da belli bir mesafeye girenlere elektrik veriyor. Evet arkadaşlar, Sky. Ya bunu Sky'dan çalmışlar. Bir alan heal'a atabiliyoruz. O alana giren herkese. Bir de sağ tıkla özel bir kişiye atabiliyoruz. Aha, bu ne? Bu da özelliğim. Oy! Aa! Lan ben geçtim dinozora. Da koydum ki. Oğlum çok güzel. Lan aklıma Point Blank geldi. Arkadaşlar, oynayan var mıydı Point Blank? Point Blank. Ne oluyor? Tiki kız oldum anasını satayım. Ah! Oğlum benim neslimi niye tükettiniz lan? Ha? Çok iyi, bu karakter müthişmiş lan bu. Arkadaşlar, dinozorlara bir tek benim mi ilgim var? Ya, çok ilginç canlılar değiller mi ya? Evet arkadaşlar, uçakla bir yere geldik şimdi. Şirkete alındık. Şirket için çatışmaya hazırız. Oo, merhabalar kral. Karakterler çok iyi yalnız. Ortamı kurmuşlar ya. Abi biz, ben. Ben yine yatıştayım ama millet orada. Yumruk çalışıyor, bir şey çalışıyor. Baba yatışta yine. Lan C-Note. Ulan robot da olsa kız kızı kıskandı bir şekilde, ben anlamadım. Niye bana baktı öyle? Bu ne, yazılım mühendisi mi? Yalnız çok iyi, bir şey gibi şu an. Bir dizinin pilot bölümü olur ya böyle, hani karakterleri tanıtır, olaya giriş yapar falan. Bu da feminist herhalde. Tam survivor'lık karakter yalnız ha. Tam böyle DBD falan kurban olarak gelecek bir karakter yani.
gel mesiktir git. Ne trip atıyor? Ne bu? Bunun neyin havalarında bu amına? Batacağız mı, batmayacağız mı diye yazı tura atıyoruz arkadaşlar. Şu kadar rahat olsam yeter ya. Aha. Oo. Dinozorların olduğu kara deliğe düştük. Ay, yok bir şey, yok bir şey, tamam ben seni alacağım. Sıra rahat kal. Onu şey yaparsak yalnız kankayı bu nasıl durduracağız? Ne oluyor lan, bu kim? Ha, bizmişiz. Omnitrix güçlerimizi çalıştırma vakti arkadaşlar. Çok iyi. Oyunun girişi var ya, muazzam yapmışlar. Hadi bakalım. Adaya indik. Gel pis 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 pis. Dinozor. Gel pis 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 pis. Lan kertenkeledir belki oğlum. Hemen öyle tedirginlik yapmayalım dinozor falan diye ya. Ooo, AI diyorsun ha? Lan var ya, bu Capcom işini çok iyi biliyor ya. AI modası ya, hemen AI'dır mayadır bir yer, bir şekilde yerleştiriyor bir yerlere bir şeydir. Tam böyle kıyamet sonrası bir ortam gibi bir hava var. Oğlum sihamızı çalmışlar. Lan, pinet sandım. Hadi bakalım, başlıyoruz. 2043. Kılıçdaroğlu kazandı mı acaba ya? Onu düşünüyorum şu an, dinozor falan umurumda değil. Of, çok iyi ortam yalnız. Çok iyi ortam. Oy, İzlanda mı lan? Burası tam İzlanda gibi var ya. Şuraya bir tane yanardağ koyacaksın, İzlanda diye yutturursun yemin ediyorum. Çok iyi, grafikler bayağı iyi. Evet. Prolog kısmını geçtik arkadaşlar. Tutorial'ı bitirdik. Tutorial için bile bence etkileyiciydi. Gayet güzeldi. Gerçi daha bitirmemiş de olabiliriz. Bakalım hala giriyor birkaç animasyon. Dinozor mu geliyor lan? Oo, ilk baskını yedik. İlk baskın geldi. Hadi bakalım. Aha, yardıma biri geldi. Oğlum ne oluyor, anasını satayım ya. Gaziantep Bedava Baklava Festivali gibi niye öyle koşuyorlar? Hadi bakalım, beşli toplandı. Bölge açılıyor arkadaşlar. Robot zamkilerimle. Burada dinozorlarla çarpışırız arkadaşlar. Olayımız bu. Şuraya bir tane bomba salsam. Tabii bizim tankımızın bunları yorması lazım. Şuraya da bir bomba salsam. Ha, bombam. Bunlar kaç saniyede bir geliyor? Sağ altta yazıyor. Ne oldu mu kertenkeleleri? Sizin nesliniz tükenmedi mi? Geri nasıl geldiniz siz ya? Şuraya bir bomba. Çok iyi. Böyle var ya, sınırsız mermi gibi olan oyunlar var ya, böyle tarıyorsunuz istediğiniz kadar. Bayılıyorum öyle şeylere. Ne oldu lan? Nice dedik de ne oldu? İlk objektif bitti, nice. Gelin çocuklar, gel gel gel. Ne yapıyorsun? Bana niye vuruyorsun? Salak, gel şuraya. Evet arkadaşlar, ikinci görevimize geldik. Ben diğer özelliklerimi de kullanayım. Nerede mesela? Nereden geldiler? E ne yapıyor benim? Oo, güzel. X ne yapıyor? Bu da ha, yukarıdakilere vuruyordum. Tamam. Bunlara hem silah sıkabiliyoruz hem özellik atabiliyoruz. Özelliklerimiz tabi geri doluyor. Ha, bunlar... Bak bu uçan türler arkadaşlar, oyunlardaki en sıkıntılı türlerdir. Yani benim en sevmediğim türler. Ne kadar umurunuzda bilmiyorum ama... Her oyunda sıkıntıdır bunlar. Bana katılacaksınız muhtemelen. Birisi mi düşmüş bizden? Aynen. Geri getirdim adamımızı. Benim Q'um da şu işe yarıyor arkadaşlar bu arada. Şöyle öne şey atıyorum. Asker taklası. Oha, bu sefer sanki alan daha büyük. Sürekli dinozorları tanıtıyor işte, hangi çeşitleri olduğunu. Yerden gelenler vardı, uçanlar vardı. Bir de hey maşallah. Anasının ***'ı varmış. Şuna bir tane şöyle indirelim. Arkadaşlar, bunu bizim tankımızın halletmesi lazım gibi daha çok. Ne diyorsunuz? Oo, helal lan size. Lan dur, ölmemiş. Ha, öldü. Şu E özelliği de güzel. Bu arada çok net bir şey söyleyeceğim. Benim için dinozorlar robotlardan daha ilgi çekici. Benim için öyle. Belki birçoğunuz için daha farklıdır. Hani robot sonuçta gelişmiş bir canlı. Ne bileyim, yapay zeka istediğinizi yükleyebilirsiniz falan gibi ama benim için her zaman dinozorlar daha ilgi çekici olmuştur. Bu videoda da dinozorlara ne yavşadım ya? Sanki böyle T-Rex'ten sponsorluk bekliyor gibi. Allah lan oğlum, geldi, T-Rex sponsorluğu geldi. Onu muradını. Kaç kaç. Siz dövüşün arkadaşlar, kolay gelsin. Geliyor, kral geliyor. Sana şunu bir vurayım önce bir tane. Sonra bir tane bomba atayım. Arkadaşlar buna E'yi yüklesek şöyle, çok güzel. Oğlum şu ekranı bir kapat benden, hala orada T-Rex'i anlatıyorsun ya. Sanki tanımıyor zamanı.
Yalnız müthiş bir canlı ya. Müthiş bir canlı. Aa, gözüne vuruyor, daha fazla mı hasar alıyor acaba? Kral sakin ol, sakin ol. Aha, indirdik lan. Bence bu kadar kolay ölmüyordur bu. Tutorial diye böyledir yani. Bir dakika. Şeyden şüphelendi. Bunun gözleri mavi yanıyor arkadaşlar. Bu bir şey biliyordur. Bu adama güven. Oğlum donunu indiriyor sandım. Saygısızlık olmazsa donumu indirebilir miyim? Ulan 5 dakika önce T-Rex öldürdük. Adam yanına vuruyor. Kola çekirdeğe çağırıyor beni. Rahatlığa bak amına. Mesleğini sevmek böyle bir şey işte arkadaşlar. Aha. 1 euro verdi. Oo, zenginiz. Ne oluyor lan? Bir tehlike geliyor şu an bize karşı. Bir dakika. İçim kıpır kıpır oldu şu an. Oğlum bu nasıl bir tutorialmış? Hikayeyi bitirdim lan. Ama o kadar güzel hazırlamışlar ki bir gram sıkılmadım valla. Ve oyunu öğrendim yani. Şu an oyun tamam benim için. Öğrendim yani. Bu şey gibi yani, dersi böyle eğlenceli hale getirince daha net anlarsın ve sıkılmazsın ya. Onun gibi. Ben normalde tutorialları çok sevmiyorum. İmkanım varsa hep böyle geçiyorum. Ama bazı oyunlar o kadar güzel hazırlıyor ki hani hiç maç yapmadan oyunu öğrenmiş oluyorsun resmen ya. Animasyonlarla falan destekledikleri için. Buna en son şey battıydı değil mi? Onu bir anda yapması lazım. Yavaş yaparsa daha çok acır. Bir anda. Evet. Şşş. Hızlı. 4, 5, 6. Gerizekalı, çek şunu amına. Salak ya. Harbiden 4, 5 diye saymaya devam ediyordu. Selamun aleyküm. 15 dakika önce T-Rex öldürdüm. O yüzden çok bulaşmayın derim. Hey heylerim tepemde şu an. Ne oluyor, emekliye mi ayrılıyorum lan? Lan ne diyorsun gerizekalı? T-Rex öldürdük lan. Evet arkadaşlar, tutorial'ı bitirdik. Merhabalar, teşekkür ederim. Almayayım canım. Gençler evet, oyunun tutorial kısmı bu kadardı. Şimdi bir tane normal maç gireceğim. Bir tane maç oynamadan buradan seçenek seçemiyormuşuz. Şimdi random atacak bize. Bu arada oyun inanılmaz yeni. 14'ünde çıktı, 3 gün önce çıktı. Evet arkadaşlar, girdim oyuna. Solda birileri konuşuyor ama mute'ladım. Videodayken sesleri gelmesin diye. Online bir moda attı şu an beni. Merhabalar. Ne oluyor oğlum? Halat çekmece mi oynayacağız lan? Oğlum kafanızı kırarım lan sizin. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi biz bunlarla 5vs5 insanlar olarak mı çatışacağız? Daha doğrusu robotlar olarak. Yoksa hani böyle dinozor vs'si de dönecek mi aramızda, onu bilmiyorum işte. Bölgeye ışınlandık. Bayağı şehirde çatışacağız ha. Ne oluyor oğlum? Bunlar da buradan başlıyor. Ne yapacağız şu an? Mod ne? Şey mi acaba? Daha çok dinozor öldüren falan mı? Dur bakalım, yolu takip ediyoruz. Evet öyle bir şey galiba. Oğlum daha dinozorlar gelmeden millet öldürüyor lan. Daha havadayken sıkıyor hayvan herifler. Galiba öyle bir şey arkadaşlar. He, alan ele geçirme gibi bir şey bu. Bak sağdan soldan görüyor musunuz? Onların da puanları var. Bizim de puanlarımız var. Takımımız için olabildiğince fazla kill almalıyız arkadaşlar. Of çok güzel. Oy, bura nere? Bir tane bombam olsa şu an var ya. Güzel. İlk görevi tamamladık. Bak böyle hayalet moddayken bunlar da bizimle. Sonradan bunların silüetleri falan yok oluyor. Ha, şimdi uçanlar geldi. İkinci bölüm olarak. Bunlar çok zor ya. Şurada yazan skorlar ne? Adamların, rakibin skoru mu acaba? Oo, şimdi hem uçan geliyor hem yerdekilerden geliyor. Şu an her şey birbirine girdi arkadaşlar. Oy, arkaya bir bomba. Uf, uf. Neler yaptım lan öyle? Çok güzel, burayı da tamamladık. Ben modu tam hala anlayamadım, ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. E'yi de kullanalım, E'yi hiç kullanmıyoruz. Şöyle, güzel. Biz onlardan önce bitirdik galiba. Biraz öndeyiz şu an. Sağdaki onların adımları, yani şey, durak gibi düşünün arkadaşlar. Onlarla şu an aynı spottayız ama biraz daha öndeyiz sanırım. Bölgeleri kim daha hızlı hızlı temizlerse, anladığım kadarıyla böyle. Çok iyi. Tamam, burayı da tamamladık. Bak gördünüz mü? Onlar da geliyor ama onlar biraz daha geride. Yani üstteki bar bizim daha hızlı bitti onlardan önde olduğumuz için. Şimdi son yer. Oy, buraya ne olmuş oğlum? Dinozor yanlarına bak. Allah! Geliyor, kral geliyor. Önce bizim öldürmemiz lazım. Hadi aslanlarım. Şöyle de vuralım. O ne lan? Kılıç çevirmeyelim oğlum. Çok güzel. Abicim valla takımda başkaları da var biliyor musun?
Oğlum çok iyi boss yalnız, çok iyi boss. Oy! Fena vurdu lan kuyruğuyla. Ölüyor, bir can, bir can, bir can. Nice lan, biz bitirdik. Değil mi? Biz mi bitirdik? Onlar da bitirdi. Aa, onlar daha önce bitirmiş. Oo, dur bakalım. Son görev. Bunun alanında durdukça ilerliyor. Bunu ilerletmeye çalışacağız dinozorları temizleyip. Bu Overwatch mantığı, yani Paladins, Overwatch, o tarz oyunları oynayanlar biliyordur muhtemelen bu cihazın yanında yürüme mantığını. Arabayı ilerletme mantığı işte, klasik. Evet, arabanın üstünden çıkma mantığı gayet güzel. Oğlum dur, bir daha yeni arabanın... Bak şu çocuğu vuruyor değil mi bana? Senin zaten babanı da sevmez. Adamlar önde yalnız bizden. Yani daha mı çok dinozor öldürmek gerekiyor daha hızlanmak için? Nasıl oluyor? Yani aynı anda başlamadık mı? Onlar biraz daha önde mi başladı acaba? Şeyi önde bitirdikleri için. Ben şu uçanları temizleyeyim. Silahla bunları vurması o kadar da zor değil. Bizimkiler zorlanmasın. Ne oldu? Aha! Düştük lan. Kardeşim al beni, Allah razı olsun. Kızgın asasin, teşekkür ederim. Şuraya bir bomba. Şahane. Tara 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 tara. Ben bizimkilere yolu açıyorum. Güzel. Özelliklerim güzel benim yalnız. Tam böyle çatışma için yani. Oy oy oy. Aha! Adamlarla çatışıyoruz lan. Yani böyle bir kısım lazımdı tabi. Şu heal'ları şerefsiz. Dur lan dur. Allah! Hem dinozor geliyor, adamlarla çatışıyoruz. Benim canım az. Bizim healer'ın can vermesi lazım ya. Güzel, bayağı vurdum tanklarına. Oy, beni indirdiler. Ben çok önden çatıştım ya. Aha, geri doğabiliyormuşum ha. Ama nerede doğuyorum? Kesin uzakta falan doğuyorumdur, aynen. Arkadaşlar dayanın. Lan maç bitiyor, maç bitiyor. Hangi birisiyle çatışayım anasını satayım? Ne yapmam? Bölgeye mi girmem lazım? Bölgeye girip tutmam lazım adamları. Başka şansım yok. Aha! Oğlum ona can nereden geldi? Ananı dinozor geldi bana. Arkadaşlar, her şey takımım ölmesin diye. Oğlum T-Rex'le nasıl dövüşeyim ya? T-Rex'le nasıl dövüşeyim ya? Alana girmem lazımdı, yoksa bitiyordu sanırım ki hala götürüyorlar, bitmek üzere. Sanırım şu son bir şansımız var. Bir 10 saniyelik falan bölümümüz var. 10 saniye içinde tekrar oraya girip almamız lazım. Aslanlarım dayanın lan. Oğlum tek başıma gidince de buraya zor oluyor ya. Ona kodumun tankı. Öldürdüm de. Can ver, can ver, can ver aslanım. Hadi lan şuradan çevirir miyiz? Yani nasıl çevireceğiz onu da bilmiyorum ki. Şunu da indireyim, bunu da indirdim. Baba indiriyor ya. Kurtardık mı? Kurtardık mı? Aha, şeyi mi çalıyoruz? Ne oluyor? Bu ne lan? Neye dönüşmüş o perzevenk? Umarım sinek gibi geliyor şerefsiz. Onu da indir, onu da indir. Bir canı var lan, bir canı var. Güzel. Onların da savaşçısı geldi. Yakın dövüş, yakın dövüş. Benim bombam ne zaman gelecek? Bombama daha var. Şu tanklarını bir tarayalım arkadaşlar. Bombam geldi. Şuraya, çok güzel. Oğlum, lan yine öldüm ya. Ama çok iyi çatıştım bence. Öne bile geçtik şu an sanırım, aynen öne geçtik. Tekrar almaya başladılar, tekrar almaya başladılar. Yetişmemiz lazım. Doğu, doğu, doğu. Çabuk, çabuk, çabuk. Hayır, alıyorlar. Hayır, 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 hayır. Lan koşun lan, koş lan, koş. Hayır ya. Çok az kalmıştı lan. Oğlum, bilmiyorum. İlk oyunumuza göre iyi oynadık bence. Çok güzel. Beğendim. Mantığını gerçekten beğendim oyunu. Eğlenceli ve akıcı. Hani özellikle bu sondaki alan alma mantığı. Ben her oyunda severim arkadaşlar bu alan alma mantığını. Anal diyordum amına. Oğlum her oyundan sonra bir şeyler diyor. Hikayeli oyun mu oynadım? Online oyun mu oynadım? Anlayamadım ki. Bence güzel çatıştım sonlara doğru ya. Gözümü kararttım, daldım vallahi araya. İlk oyunumuz olmasına rağmen iyi puan yapmışız bence ya. Güzel, gerçekten beğendim oyunu gençler. Bak online oyunu mesela, online kısmını geçtim yine hikayeli bir sahne girdi. Biraz gerçekten değişik bir tarzı var oyunun. Şey gibi, hani böyle hikayeli kısımda takılıyoruz.
görev oluyor gibisinden online moda geçiyoruz. Orada çatışıyoruz, geri buraya geliyoruz falan, bir böyle ilginç bir havası var. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Oyunu bana sundukları için Capcom'a çok teşekkür ederim. Itale.com'a çok teşekkür ederim. Gerçekten keyif aldım oyundan. Şunu söyleyebilirim. Ben bu tarz futuristik karakterleri sevmiyorum. Yani böyle çok fazla hani robotumsu, ne bileyim 2070 yılında geçiyor falan. Hani bu tarz oyunları ve karakterleri sevmiyorum. Fakat bu oyunun yapısı tam olarak böyle olmadığı için, hani bir alan alma mantığı, rakiple çatışma mantığı, böyle hani o eski Wolf Team havasını almışsınızdır. Onda da vardı yani böyle alan alma mantığı falan. Battlefield'da falan hani. Anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız. O tarzını çok sevdim oyunun. Yorumlarım bu kadar. Siz de oyunla ilgili yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.